Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir içli piş tarifi paylaştım. Eğer benim vermiş olduğum tekniğe bu yönteme uyarsanız o kadar lezzetli, pratik ve aynı zamanda nefis bir içli piş yapacaksınız. Ve sadece bir defa tattıktan sonra eminim bu tarifi bütün sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Ben de bu kadar iddialıyım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. 1 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karbonat ve son olarak da toplamda 2,5 veya 3 bardağı yakın un kullandım. Ve şimdi hamuru toplamda 1 veya 2 dakika boyunca güzelce yoğuracağım benim vermiş olduğum bu bir yöntemle biraz sonra özel bir yöntem göstereceğim pişiler kızarma esnasında asla yağ çekmeyecek ve yine kızarma esnasında da araları açılmayacak yağı kirletmeyecek dev gibi kabaracak yumuşacık olacak gerçekten de muhteşem bir pişi yapacaksınız sadece bir defa yapmanız tatmanız yeterli olacak eminim bu videoyu bütün sevdiklerinizle de paylaşacaksınız bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum çünkü beğeniler benim için çok çok önemlidir. Yeni bir video yayınlayabilmem için. Pişi hamurun yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra hemen toplamda 12 eşit bezeye ayıracağım. Eğer isterseniz bunu 20 veya 24 bezeye de ayırabilirsiniz. Tabii ki de tercihi burada tamamen size bırakıyorum. Hamurun tamamını toplamda 12 beze yaptım ve şimdi hemen üstünü kapatarak yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Eğer vaktiniz varsa tabii ki de yarım saat boyunca dinlendirirseniz çok çok daha iyi olacaktır. 15-20 dakika boyunca dinlendirdikten sonra hemen pişirmeye başlayacağım. Ve aradan toplamda 15 veya 20 dakika geçti. Artık pişirileri hemen kızartmaya başlayacağım. Ben içine lor peynir kullandım ve evde bulunan birkaç tane peynir çeşitlerini de karıştırarak kullanacağım. Sizler de tabii ki de istediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Ve şimdi geldik en önemli püf noktasına. Hemen bir kaseye toplamda 2 yemek kaşığı su ve yarım yemek kaşığı da un ilavesi yaptım. Karıştırdıktan sonra biraz sonra göreceksiniz. Pişileri kapatırken bu bulamaçı kullanacağım. Bu bulamaç sayesinde pişiler kızarma esnasında kesinlikle araları açılmayacak, patlama olmayacak, ayçek yağını da kirletmeyecek. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu bulamaç gerçekten bizim için çok çok önemli. bir miktar undan yardım alarak hemen kahvaltı tabağından birazcık küçük açıyorum. Çok fazla tabii ki de ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. İsterseniz bunu merdane ile veya bir oklama yardımıyla kolaylıkla açabilirsiniz. Hamur o kadar çok güzel olduğu için gerçekten de bu işimi inanılmaz derecede kolaylıkla yapacaksınız. bezelerin tamamını çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde açtım. Kahvaltı tabağından küçük olacak, çay tabağından da biraz büyük olacak. Hemen şimdi az önce hazırlamış olduğum bulamaçları da kenarlarına sürüyorum. Hazırlamış olduğum bu bulamaç sayesinde pişiler kızarma esnasında asla araları açılmayacak bir patlama olmayacak bu sayede yağı da kirletmeyecek ve gerçekten de çok kolay bir şekilde pişileri saniyeler içerisinde kızartacaksınız ve aynı zamanda basınçla da pişmesini sağlamış olacaksınız. Gerçekten de bu teknik inanılmaz derecede işe yarıyor. İlk defa bu tekniği de Burada görmüş, burada izlemiş olacaksınız gönül rahatlığıyla hiç düşünmeden hemen bu yöntemi deneyebilirsiniz. Hamurların tamamını sadece saniyeler içerisinde hazırladım ve artık kızartma işlemine başlıyorum. Ayçiçek yağını iyice kızdırdıktan sonra hemen görmüş olduğunuz gibi hamuru tavaya aldım ve bir maşa yardımıyla hamuru kesinlikle yırtmadan patlatmadan çevireceğim. Birazcık kabuklanması yeterli olacaktır. Ve çevire çevire pişireceğim. Burada en önemli püf noktası lütfen e, birazcık kızardıktan sonra tavadan artık hemen alalım. Çünkü sahneler içerisinde pişiler pişecektir. Bakın görmüş olduğunuz gibi az önceki hazırlamış olduğumuz bulamaç sayesinde asla pişler açılmıyor. Ve sahneler içerisinde kızarıyor. şillerin kızarma esnasında eğer hamurlardan peynir yağı akarsa mutlaka etrafında bir sıçrama olacaktı, basınçlı bir sıçrama olacaktı ve işiniz de sizi zorlayacaktı. Ancak az önce hazırlamış olduğum bulamaç sayesinde görmüş olduğunuz gibi yağ kesinlikle peynir dökülmeyecek, hamurların arasından kesinlikle peynirler akmayacak, yağ çok temiz kalacak ve kolay, pratik bir şekilde bu kızarma işlemini yapacaksınız. Artık pişilerin tamamını kızarttım. Bu işlemi sadece saniyeler içerisinde yaptım. Gerçekten de inanılmaz derecede kolay ve pratik. Bu arada tabağı da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hiç yağ çekmedi. Yumuşacık oldu, puf puf oldu. Ve biraz sonra da içinde detaylı bir şekilde göstereceğim. tarifime ve tekniğime çok güveniyorum. Hafta sonu kahvaltısı için misafirleriniz geldiği zaman, işten geldiğiniz zaman hemen şıpşak bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ve böylelikle ben de bir videomun da burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya da attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.